Hoş geldiniz, hoş geldiniz kardeşlerim, kardeşlerim, iyi günlerim. Esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Kardeşlerim, kardeşler, yönlüsünüz, yönlüsünüz. Konuşacağımız konu arkadaşlar, konuşacağımız konu... Şimdi Türk Turan, arkadaşlar, Turan'ın, bak, Türk Turan çok değişik isimler vermiş, unutmayın yani. Adlandırması vardır. Turan demek, bak, Turan demek aynı zamanda göçerlik demek arkadaşlar. Göçer, konular göçer, göçer toplumu. Çünkü arkadaşlar bu şekilde, bakın bu şekilde dünya keşfi olmuştur. Göçelin diğer adıdır. Ben bunu şeyden anlatmıştım. Turan Akatlar'da anlatmıştım arkadaşlar. Değişik kaynaklar anlattım ben. Söyledim yani. Çünkü gördüm yani hiç böyle. Dolaşan toplum olduğu için. Sürülerle, hayvanlarıyla. Nerede bir yerleşim yeri bulurlarsa oraya yerleşirlermiş. Kollar, bakın kollar. Yerleşirlermiş arkadaşlar. Çünkü öyle kollar var ki şimdi bu hep dönüyor. Özellikle hayvancılık üzerine arkadaşlar bakın. Hayvancılık üzerine döner arkadaşlar. Döner bunlar. Ve bunlar kurulan, özellikle kurulan şehirlerden de geçerlermiş tekrar çünkü. Geçerler. Çünkü burada ticaret ilişkileri var unutmayın ya. Ticaret ilişkileri var. Ne oldu ne bitti. Hep birbirine haberleşirlermiş yani. Haberleşirlermiş. Bu göçerler. Göçerler. Çünkü arkadaşlar o zaman bu ticaretin baş mimarları da bu göçerleri. O zaman hayvan çok önemli arkadaşlar bakın. Hayvan ticaretleri var burada. İpek ticaretleri var. Bakın çok ticaretlerin olduğu yerlerdir bunlar. Olduğu yerlerdir. Hatta ben şeyden atmıştım abi. Tapınmanın kökünde. Tapınmanın kökünün Mısır Türk Turan'dan atmıştım yani. Devam ediyor, dedim ya. O sırada muhteşem bir arkadaş devam ediyor. Devam ediyor. Muhteşem bir seridir o ya. Göçelerin ne kadar büyük öneme sahip oldu. Büyük öneme sahip oldu çünkü oradan gelen göçelerin, bakın göçelerin Mısır'ın için iyileşmesi, Mezopotamya'nın için. Bak diyorum işte arkadaşlar. İşte Kafkasya dedik işte İran, Hindistan. Bak. Ama hep devran dönüyor arkadaşlar. Hep dönüyor. Hep dönüyor ya. Zamanla dedim işte gelişimler başlıyor. Gelişimler var. Ama belli grup hep kalıyor ya. Göçelik devam ediyor. Göçelik devam ediyor. Hala bugün günümüzde var ya göçelik değişmez mi? İşte bu da Türk Turan'a has özelliği olan bir şeydir göçelik. Bu Turan tanımlamasının içinde vardır arkadaşlar işte. Göçelik ya. Dedik ya bu sayede çok yeri keşfetmişlerdir. Keşfetmişlerdir. Çünkü burada da inanılmaz bir bu göçelerin bu astroloji araştırmaları var. Arkadaşlar çünkü burada çobanlar var ya. Burada çobanların da çok büyük katkıları var. Katkıları var. Çünkü yani bu fırtınanın geleceğini, yağmurun geleceğini, güneşin geleceğini, ekim zamanını bakın. Hep bunlar haber verilermiş yani. Çünkü yıldızlara bakarak arkadaşlar bakın. Yıldızlara takip ederek oradan çıkarttıkları bilgileri var düşünün. Bunlar çünkü bir deneyim var hep şimdi ya. Oradaki yaşayan, aynı zamanda yaşayan gruplarda, yerleşik olarak yaşayan gruplarda haber verilirmiş ya. Ne olacağını. Çünkü onlar da gelip bunlardan haber alırlarmış ya. Özellikle çobanlardan arkadaşlar. Çobanlardan. Acaba ekim yapabilir miyiz? Ekim yapma zamanı mıdır? Elverişli midir? Nasıl havalar nasıl olacak? Onlar haber verilmiş arkadaşlar. Onlar haber verilmiş. Bir de muhteşem bir haberleşme ağ kurmuşlar. Muhteşem ya. Muhteşem arkadaşlar. Ben bunu göçerler anlatayım ya. Göçerler anlatayım. Çok da var karşıma çıktı. Karşıma çıktı. Yani göçer demek Turan demek diyor ya. Bak göçer demek Turan demek diyor. Çünkü hep göçler devam ediyor. Bakın arkadaşlar. Göçler tabi Brezilya'dan başlıyor. Şili Brezilya'dan başlıyor. Diyor mu işte Kanada diyor. Yukarıda Kanada'ya kadar. Alaska, Sibirya. Bakın arkadaşlar hep dönüyor ya. Hatta bu Berenk Boğazı'nda bu geçişleri sağlayanlar Tatarlarmış ya. Tatar. Çünkü dedim hep bu ticaret ilişkisi arkadaşlar devam ediyor. Oradan gelen mallar buralara gidiyor işte. Çok eski tarihlerden beri yani. Çünkü o insanları da takip ediyor arkadaşlar.
Takip eder. Hep devam etmiştir bu göçerlik yani. Kim nerede öbür grup alıp yerleşim hayatına geçmiştir. Yerleşik hayata geçmiştir arkadaşlar. Ama her zaman göçerlik bir güvence sistemi olmuştur arkadaşlar. Güvence. Bazısı bağımsız kalmak istemiştir. Bağımsız yaşamak istemiştir. Hayvanlarla falan. Bunu derken. Ama aslında hiç birbirine kopmamışlardır. Birbirine kopmamışlardır arkadaşlar. Çünkü bir taraftan da annem o zaman haberleşme sistemi oluyordu çünkü. Çünkü bir göçer bir tarafa gitsen öbür taraftan gelenler var çünkü. Hep devran dönüyor. Devran dönüyor. Ve onların getirmiş olduğu dediğim şey arkadaşlar. Çünkü adetler vardır, gelenekler vardır, görenekler vardır. Bunlar şehir hayatına yerleşen işine devam etmesi vardır. Ya dedim ya, muhteşem bir kültürdür ya Türkiye'nin tarihi. Gerçekten muhteşem bir kültürdür tarih ya. İnanın mı? Dedim ya. Ya içine girin, yüzünü bitiremiyorsunuz ya. Dehşet bir şey arkadaşlar. Dehşet. Gerçekten dehşet bir şey ya. Ya o kadar da eskidir bu göçerlik. Çünkü arkadaşlar ben Muhkıtası'na atmıştım da adamlar tabii o zaman Muhkıtası'nda arkadaşlar taslak üzerinden şey yapmışlar. 1 milyon sonra önce de başlatmışlar ya. Çünkü göçerlik her zaman başlıyor arkadaşlar. Çünkü dedim ya hava durumundan, iklim durumundan, yağışlardan, kuraklıklardan hep devam ediyor bu göçer hayatı ya. Çünkü yaşamın devam etmesi gerekiyor. Yani. Hayvanlar var, hayvanlara ot bulunması gerekiyor. Değil mi? Hep devam ediyor arkadaşlar. Bu da gelişilenler Turanlardır. Türkler Turanlar arkadaşlar. Bunları bileceğiz arkadaşlar. Bunları bileceğiz yani. Göçerlik Türk Turan'a hastır. Özelliğidir. Özelliğidir arkadaşlar. İnsanlar bunları bilsin. Bunlar yabancı olmuyorum ya. Çünkü öyle değil mi? İnsanlar hep belli bir tarih öğretildiği için bunlar insanlar hep kaçırıyor bu kısımları ya. Bilmiyor arkadaşlar ya. Hele özellikle yeni yetişen nesil. Bunlar bilmesi lazım, öğrenmesi lazım arkadaşlar. Ve sonuçta özümüz mayamız ya. Özümüz mayamız ya. Bu önemlidir arkadaşlar, çok önemlidir bak. Çok çok önemlidir. Bizler de öğreteceğiz elimizden geldiği kadar ya. Ben kısa bir şekilde anlatıyorum. Net bir şekilde. İnsanımız anlasınlar ya. Türk Turan demek göçer demektir arkadaşlar, unutmayın. Nomad diye geçer baktı. Toplum demektir. Ben hepinize saygılarımı söylüyorum arkadaşlar. Hoşçakalın, hoşçakalın. Saygılarımla.